Gidişat hiç iyi değil. Sence? Çoğunluğu zamdan önce daha iyiydik. Asgari ücret düşükken daha iyi bir geçim yapıyorduk. Şimdi asgari ücret yükseldiği için hiç bir geçim yapamıyoruz. Çünkü ne aldığımız kazanç hepsi ona gidiyor. Çek beni, hiçbir şey düşünmüyorum. Ben ne düşüneceğim? Görürsünüz memleketin halini. Vatandaşın iyi oldu da yani insanları rahat yaşayacak bir duruma getirmedi. Yani ev kiralarının 4.000-4.500 olduğu bir yerde 5.500 lira ne olur ki yani? Emeklerin durumu ortada. Vatandaş mağdur. Ev de benim için fazla bir sorun yok ama çevremizdeki insanlar hep gözüküyor yani. Hayat pahalılığı insanları bıktırdı. Ekonomimiz gerçekten belki iyi, devlet tarafından iyi olabilir ama halk yönünden çok kötü durumda. Yani ne alsan da ne yapacağı alamıyorsun. Bugün aldığın yarın sana daha kar, sanki daha iyi yapmış oluyorsun. Çünkü bugün daha kardasın. Bir gün sonraki alacağın malzeme yani bir gün sonra iki katına üç katına çıkıyor. Yani bu da tabii millet bizden yok değil. Ülkemizde çok her şey var. Mesela şekerinden tut her şey hani ne varsa bizde çok. Ülkemizde fazla var ama stoklanma var. Ama zenginler stoklayıp millete büyük miktarda zararı karla satıyorlar yani. Bu halkımız çok kötü durumda bu konuda. Vallahi keşke bir geçen senenin asgari ücreti kalaydı, aynı zamlar aynı şekil duraydı fiyatlar. Yani 2825 alıyorduk. O zamanki fiyatlara, şimdiki fiyatlara, asgari ücrete bakıyoruz. Yani diyor ya enflasyon %70. %70 değil, halkın cebinde marketlere gittiğin zaman %150, %200'dür. Yani asgari ücret 2850, 5500'den daha güzeldi. Ekonomi iyi değil ama tabii bunlar geçecek. Biraz sabır gerektiriyor. Geçecek, illaki geçecek. Biraz zorlu şey içindeyiz. Yani bu Türkiye değil, dünya devletlerin hepsi öyle. Ekonomi hani şimdi bu AK Parti her şeyi bağlamak veya Tayyip'e yanlış. Ha oy verir vermesin, kimse kimseye mecbur değil oy vermeye. Bugün ben 20 senedir AK Parti'ye veriyorum ama bu sene vermeyebilirim. Kimsenin şeyinde değil yani. Oy ayrı bir şey. Ha yani ne olur? Oy kaybı olur mu? Çok oy kaybı olur. Niye diyeceksiniz? Ekonomiden dolayı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün vekilleri değişmesi lazım. Yani ilçeleri, ilçe, il yönetimlerinin değişmesi lazım. Arkadaşım mesela biz Tayyip Erdoğan seçime girdi gireli biz yanındayız. Destek de verdik. Darbe oldu yine destek verdik ama vekilleri tamamen değişmesini istiyoruz. Şimdi ilçe başkanı, il başkanları vatandaşın önünde kalkmıyor kardeşim. Tayyip Erdoğan'ı kravatsız iş gördün mü? Vatandaşın karşısında gördün mü sen? Değil mi? Kravatını takıyor vatandaşa muhatap oluyor. Ki yani bir cumhurbaşkanımız dünya lideri. O benim yanımda, ben oğlu yaşındayım. Benim yanımda kalkıp kravatıyla muhatap oluyorsa bir ilçe başkanı da olması lazım. İl başkanı. Değişsin. Ekonomimiz de düzelmesi için, Türkiye'nin düzelmesi için yeni kişilerin gelmesi lazım. Olur mu? 20 lira. Elektrik alakalı. Hadi çekeceğiz. Elbette düşüyorum. Bir de ben kızlarla yapacağım.